gibi akrabalık ilişkisiyle birbirimize bağlanmamız gücümüzü daha da arttıracaktır. Bu vesileyle ben de düşünüp kararımı verdim. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle İbilge Hatun'u iste. Benim de rızam vardır. Ertuğrul Bey'in teklifini kabul ederim. Bu da ne demek olur böyle? Sen ne diye heyheylenirsin Emir Bahattin? Ben muradımı söyledim. İbilge Hatun da kabul etti. Şimdi söz sırası Bey Bolat Bey'dedir. Girersin eşek gibi. Çık dışarı. Çık! Emir Hazretleri, kervansaraydan haber geldi. Moğollar öldürülmüş. Altınların da hepsi kaçırılmış. Kim? Kim yapmış bunu? Yapanlara dair bir iz yok. Moğolların da hepsi ölmüş zaten. Onca altın. Onca ölü. Evvela altın meselesini halletmemiz gerekir. Ertuğrul Bey Allah'ın izniyle bacımı istemeye gelmiş bir misafirdir. Bu meseleyi sonra konuşuruz. Şimdi bacılarla beraber müsaade ederseniz biz baş başa görüşelim Ayman Hanım. Hatunlar. Yapacaksınız Emir Hazretleri. Kervansaraya gidip tahkikat yapmak gerek. Müdafaanı hazırladın mı Emir Bahattin? Ne müdafaası hazırlayacakmışım Ertuğrul Bey? Altınlardan sorumlu olan sendin. Onca altın, onca ölümün müdafaası. Malum, oranın mesuliyeti sende olduğu için Moğollar tahkikata evvela senden başlayacaklardır. Abi.
ağabeyim beni Emir Bahattin'le evlendirmek isteyip beni diri diri toprağa gömmek ister. Koskoca Selçuklu Emir'in hatunu olacaksın. Bundan güzel şey mi vardır? Olmayacağım Sırma. Niye bu kadar direttiğini anladım. Gönlünde biri vardır. Yok. Bunu da nereden çıkarırsın? Gözlerinden çıkarırım. Otağda Ertuğrul Bey'e nasıl baktığını gördüm. Onlar hürmet bakışı değildi. Sevgi bakışıydı. İstemediğim birinin hatunu olmaktansa ölmeyi yeğlerim. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle Ebilge Hatun'u iste. Tabii onun da rızası varsa. Benim de rızam vardır. Ertuğrul Bey'in teklifini kabul ederim. Demek bana yalan söyledin. Bana oyun ettin. Demek her şey bunun içinde. Saadet diye beklediğim an bana zindan oldu. Cihan'ı sana zindan edeceğim. İki cihan bir araya gelse olmayacak bu iş. Hanımım, bir şeye ihtiyacınız var mı? Çık dışarı, indi boğazlarım seni. Çık! Bunun hesabını soracağım sana İlbilge Hatun. Ben de Sırmaysam ettiğin oyunda boğacağım seni. Keşke kilim yerine kına getireydik sana İlbilge Hatun. Sonunda muradına erdin. Benim bu meseleden haberim yoktur Selcan Hatun. Geldiğiniz günden beri bir oyun etmenin derdinde olduğunuzu hissetmem mi sanırsın? Ben dilimi dudaktan, gözümü budaktan sakınmam. Söylenecek sözü söyler, yapılacak işi yaparım. Bu meselede oyun etmek benim işim değildir. Hatunlar, şimdi bunları konuşmanın sırası değildir. Yo anam, asıl şimdi sırasıdır. Şimdi bunları konuşalım ki herkes neyin ne olduğunu bilsin. Senin içindeki kuruntular aklına esir almış Selcan Hatun. Ne edersen et, ne dersen de lakin şunu unutma. Mesnetsiz düşüncelerinle günahımı alırsın. Hatunlar, gayrı söz hakkı ve karar Bey Bolat Bey'indir. Gerisi bizim işimiz değildir. Bundan mütevellit herkesin diline sahip çıkması yapacağı en akıllı iştir. Lüzumsuz didişmelerin kimseye faydası yoktur. Ana, İlbilge Hatun sanır ki ben ona fenalık ederim. Halbuki ben açık açık yüzüne söylerim. Didişmekten geçtim, bundan âlâ dostluk mu olur? Girdiği beyhude çabanın nihayetini de bilsin isterim. Bir kına iki kılıç sığmadığı gibi bir gönle de iki sevda girmez derim. Ertuğrul Bey'imin gönlü Halime Sultan'la mühürlenmiştir. Bu teklif bir sevgi alameti değil. Olsa olsa beylik işlerinin gereğidir. Bilsin derim. Ertuğrul Bey sözünü söylemiştir. Ve dahi o sözünü tuttuğunda ben de sözümün arkasında duracağım. Bilesin. Müsaade Naiman. Ben sana dediydim ana. Tedbiri elden bırakmamak lazım gelir. Belli ki baştan kafasına koymuş işte Ertuğrul Bey'i.
Ben Halime Sultan derim. O Ertuğrul Bey ne derse o der. Ah Selcan ağa. Şu dilini tutamadın gitti. Gündüz çırasını hazırlamaya, gece karanlıkta kalmaya mahkumdur kızım. Hiç düşünmez misin? İlbilge Hatun, Bey Hatunu olarak obamıza, otağımıza gelip kurulduğu zaman sen ne edeceksin? De hele, ne edeceksin Selcan? Benden hesap sorulacağı için çok sevindin herhalde Ertuğrul Bey. Bir şeye sevindiğim falan yok. Bilakis ahalinin alın teri altınlar gitti. Ona üzülürüm. Tasa etmeyiz. O altınları bulacağım. Çalanları da ayağından asacağım. Altınlara mukayyet olmana benzemezsin bu iş. Zira verilen vazifenin altından kalkamadın. Daha da sana itimat ederler mi bilmem. Niye itimat etmeyeceklermiş? Moğollar Anadolu'yu talan etmedilerse benim sayemdedir Ertuğrul Bey. Benim sayemde. Elbette itimat edecekler. Sen Moğollarla güya devletin menfaatleri gereği uzlaştın. Mülkü Selçuklu'yu ayaklarının altlarına serdin. Aklını iradeni onlara sattın. Bari ruhunu satmayasın. Biz ruhumuzu devletimize adadık Ertuğrul Bey. Öyle Söğüt'ten bakmakla Konya'daki çetrefilli işler görülmez. Devleti Moğol çizmelerinin altına serdiğinizi gördüm. Ahaliyi Moğol zulmüne teslim ettiğinizi de gördüm. Anadolu'daki mazlumlara nasıl kan ağlattığınızı da gördüm. Ertuğrul Bey, ortada halledilmesi gereken bir mesele var. Burada birbirimizle kapışmak yaraşmaz. Sakin olasınız. Fatural, tez Konya'ya git asker getir. Bu iş daha çok su kaldıracak. Çok. Ben de bu geceden tezi yok. Kervansaray'a gideceğim. Ben de sizinle geleceğim Emir Hazretleri. O halde bize de müsaade. Ertuğrul Bey, sizinle aramızda yarım kalan meseleyi ben döndükten sonra konuşuruz. Eyvallah. Anadolu'nun bütün altınları elimizde efendim. İmparatora bile kafa tutabilecek kadar altına sahibiz. Bunca altınımız olmadan da biz imparatora kafa tutabiliyorduk zaten. Peki Ertuğrul, ona ne yapacağız efendim? Her ne kadar onun kanını dökmek istesem de hakkını yiyemem. Ertuğrul büyük bir savaşçı. Aslında bu zenginliğe ulaşmışken Ertuğrul'la ortak olup bu toprakların en büyük imparatorluğunu kurabilirdik. Nasıl yani efendim? Tabii ona güvenseydim. Ertuğrul'a söyle, altınlar kaleye geldi.
yarın gelip yarısını alsın. Peki sonra? Sonra ne yapacağız efendim? Ertuğrul'un işini burada bitireceğiz. Sonra da bu toprakların gördüğü en büyük kan gölünü yaratacağız. İşte bu altınları ele geçirmemizden bile daha güzel efendim. Bunlar ne demek olur abla? Sırma. Gel otur şöyle konuşalım. Töremizi ayaklar altına aldın. Bir de oturup konuşmaktan mı bahsedersin? Bacım benim de hiçbir şeyden haberim yoktu. Ben de sizle aynı vakit öğrendim. Yalan söylersin. Neden yalan söyleyeyim Sırma? Neden olacak? Saadetime mani olmak için. Ben sana sordum. Ertuğrul Bey'de gönlüm var mı dedim. Bana doğruyu söylemedin. Sustun. Üste çıktın. Handa baş başa konuştuğumuzda da onun gönlünü çeldin. Benimle evlenmesine mani oldun. Sırma. Bacım. Bak beni bir dinle. Benim senin gibi bir ablam yok. Bana bacım deme. Yeter! İçerideki rezalet bitti. Burada da mı başladınız? Onu ablama sor ağabey. Malum otağda bey dururken teklifi kabul eden kendisiydi. Buna sonra geleceğiz. Elbette kararı ben vereceğim. Ablam Ertuğrul Bey'e beni vermek istediğini bile bile teklife rıza gösterdi. Bu ihanettir. Sırtından vurmaktır. Emir Bahattin'e varmamak için yaptı bunu. O vakit imdi söyle kararını, o da duysun. Onu Ertuğrul Bey'e vermeyeceğini bilsin. Bu hemen verilecek bir karar değildir. İmdi başımızda daha büyük bir gaile var. Evvela onun akıbetini görelim. Devlet meselesidir bu, devlet! Devlet olmadı mı? Ne düğün edecek ota, ne de toy yapacak oba kalır. İmdi dizinizi kırıp oturun. Ben dönene kadar da bu meseleyi açmayın. Bana dilinizi kestirmeyin. Demek beyim İlbilge Hatun'u istedi ha. Hiç de sezmedik böyle bir şey olacağını. Biz sezdik mi ki kardeş? Biz sezdik mi ki? Lakin Umuroğlu otağını görmeniz lazımdı. Böyle yıldırım düşmüş gibi oldu. Vallahi kardeşler ben de şaşırdım bu işe. Olan oldu kardeş. Hem de çok iyi oldu. Ertuğrul Bey'imiz evleneceği, toy olacağı. Gayrı dağ gibi et, göl gibi şerbet yığılacağı. Siz ona bakasınız, ona bakasınız siz. Ay maşallah, ay maşallah. Selamun aleyküm. Hey aleyküm selam. Haydi kardeşler, karakoç yeriz mis gibi. Ay bismillahirrahmanirrahim. Ağlasın kardeş. Eyvallah Pantat Paşa. Sen de ağlasın kardeş. Eyvallah. Haydi, haydi buyurun, afiyet olsun. Hadi sen gayrı, Bamsat başım, soğutmadan yiyorsun. Kardeş,
Çok şükür, çok şükür. Karnım toktur. Hatunum sağ olsun beni doyurmuştur. Doyurmuştur da gayrı siz de böyle kendiniz yapıp kendiniz yiyesiniz. Yahu böyle daha ne kadar gideci? Ya ne yapalım Bamsak başım? Ne yapalım mı var mı? Oğuz Alp ne yapalım mı var mı? Ertuğrul Bey'im dahi kendisine hatun alıp evleneceği inşallah. Siz de kendinize göklü bir hatun alıp evlenesiniz. İnşallah. Er kısmına göklü bir hatun gerekir. Biz oldu bitti kara pusatımıza sevdalanmışız Bamsak başım. Gözümüz hiç görür mü hatun evliliği? Ah Dumrul'um ya gönül? Gönül ne olacağı? Gönül dediğinde her kişinin keskin pusatı değil midir? Gönül sevdayla bilenmezse, ona eş olacak kının içinde saklanmazsa paslanır kardeşlerim, paslanır. Ben de yıllar yılı yalın kılıç gezdim. Sonra ne oldu? Çok şükür kendime uygun kınımı buldum evelallah. Çok şükür abbaşım. Çok şükür. Bunlar kısmet nasip işidir Bamsak başım. Allah nasip ederse olur. Bak, Allah nasip eder, Allah nasip eder. Lakin kulda birazcık sezeci. Alacağı hatunu iyi seçmeli. Kardeşler, hatun kısmı dört türdendir. Birisi solduran soptur. Bir diğeri dolduran toptur. Bir diğeri ise ne desen bayağıdır. Bir diğeri ise çadırın dayanağıdır. Onlar nice hatunlardır Bamsak başım. Diyeyim sana, diyeyim sana Melikşah, diyeyim hele. Bak, biri solduran soptur ki sabah erken kalkar, daha elini yüzünü yumadan 9 bazlama 1 külek yoğurt bekler. Sonra tıka basa doyuncaya kadar yer durur. Sonra da elini böğrüne vurur. Çadırı harap olası ere vardı paralı. Karnım doymadı, yüzüm gülmedi, başım yaş mı görmedi der. Kardeşler, buncalayın hatun ocağınıza varmasın. İnşallah Bamsak başım. Eyvallah. Eyvallah. Birisi de vardır ki dolduran toptur. O da sabahleyin erkenden kalkar, obanın bir ucundan bir ucuna gider, gıybet yapar. Laf koşturup çenebazlık eder. Akşam bir gelir ki çadırı tavuk kümesine, sığır damına dönmüş. Sonra da komşular ne olurdu çadırıma bakaydınız der. Kardeşler böylesi de, böylesi de ocağınıza varmasın hiç. Amin. Amin. İnşallah Bamsak başım. Birisi de ne dersen bayağıdır. Öyle ki kardeşler misafir gelse İzzeti, ikramı bilmez. Eri ekmek dese un yok der, döner gider. Bin söylersin, bir duymaz. Kardeşler, böylese hiç, hiç ocağınıza varmasın. Hiç varmasın kardeşler. Varmasın Akbaşım, varmasın. Peki ya sonuncusu nasılmış? Vah kardeşlerim. Sonuncusu öyle hatunlardır ki çadırın dayanağıdır. Onlar öyle hatunlardır ki böyle kırdan, yabandan misafir gelse çadırda erleri olmasa dahi yedirirler, içirirler, ağırlarlar, hürmet ederler. Sonra da uğurlarlar. Hay maşallah. Yokluğunda erini aratmaz, itibarına zeval getirmez. Onlar öyledirler ki gereğinde sofra sererler. Yeri geldiğinde pusata yaslanırlar. Ah kardeşlerim, onlar öyle hatunlardır ki Hazreti Ayşe, Hazreti Hatice analarımız, Hazreti Fatıma'nın izinden giderler. Onlar öyle izzetli, öyle yüce gönüllü, zarafetli hatunlardır. Alplar, güzel kardeşlerim, Allah size de böyle hatunlar nasip etsin. Ocağınıza böyle hatunlar varsın kardeşlerim. Böyle hatunlar varsın. Amin Bamsak başım, amin. Amin. İnşallah. Amin. Başım. Amin. İnşallah.
İnşallah, inşallah. Haydın, haydın gayrı. Devam edesiniz. Afiyet olsun, haydın. Yesin selam. Beyim, doğrusu ben de şaştım bu işe. Muradın nedir bu evlilikte? Benim gönlüm Halime'dedir. Gönlüme Halime'den başkası girmemiştir. Otağımıza bir hatun girebilir, lakin gönlüme giremez. Bu evliliği obamızın ve idare ettiğimiz toprakların menfaati için yaparım. Ertuğrul Bey'im, Umuroğullarına itimat etmem dediydin. Bu işi sırf onları safımıza çekmek için ettiysen, neden Sırma değil de İlbilgi Hatun? Ben de bunu merak ederim oğul. Bey Bolat Bey sana Sırma'yı vermek istedi. Lakin sen İlbilgi'yi istedin. Hem de Emir Bahattin'in gözünün önünde. Neden? İlbilgi Hatun'la Emir Bahattin'in evlenmesine mani olmak için. Emir Bahattin, Moğolların Konya Sarayı'ndaki en dişli adamlarından bir tanesidir. Emir Bahattin'le İlbilgi Hatun'un evlenmesi demek, Umuroğullarının arkasına Moğolların gücünün eklenmesi demektir. Bu neye yol açar bilir misiniz? Kurduğumuz nizamın yıkılmasına ve Moğollara karşı girişeceğimiz Hürriyet Cengi'nin engellenmesine. Bu evlilikle hem Şer İttifakı'nın hesabı bozulacak, hem de nizamımız daim olup Hürriyet Cengi'miz devam edecek bey. Oğul, belli ki bu mühim meselede kararını vermişsin. Analık hakkımı ortaya koyarak sana bir şey demek isterim. Emret ana. Evlatların artık yetişkindir. İlbilgi Hatun'la evleneceğini balalarına da söylemen lazım. Onlarla konuşman lazım. Baba. Sen İlbilgi Hatun'la mı evleneceksin? Osman ağabeylerine söyle, sizinle konuşacaklarım var. Ben de geleyim mi o? Yok ana. Ben yalnız konuşacağım evlatlarımla. Ertuğrul. Diretirlerse onları incitmeyesin oğul. Malum. Nicedir anasızdırlar. Hemen kabullenmesi zor olur. Bilirim ana, bilirim. Merak etmeyesin. Sen bilemedim ki kardeşim. Nereden çıktı bu evlilik meselesi, ben de anlamadım. Aslanlarım. Gelin bakalım hele. Osman'ın anlattıkları doğru mudur baba? İlbilgi Hatun'la evlenecek misin? Öyle olmazsa icap eder Gündüz. Doğrudur. Savcı ile Osman anamızı bilemediler. Ben bildim. Gördüm. Onun yadigarı olan bu otağda başka bir hatunu görmek biraz ağır gelir baba.
Yiğitlerim, endişelerinizi anlarım. Lakin siz de benim yapmak istediklerimi anlayın. Ben ne yaparsam obamız için, boyumuz için, istikbalimiz için yaparım. Elbilgi Hatun'la evlenmenin bunlarla alakası nedir baba? Dinleyin hele. Garpta Bizans, şarkta Moğol. Biz de bunların tam ortasındayız. İki yanında ateş olan, kılıçtan keskin, kıldan ince bir köprünün üstündeyiz. Moğollar gittikçe bu tarafa doğru yaklaşmakta. Bizans da bizi yutmak için hazır beklemekte. Türk obaları düşmanlar için tek başına yutulamayacak olduğundan bizi parçalayarak yutmak isterler. Bunu da araya fitne sokarak yapmaya çalışırlar. İşte bizim bu fitneye mani olmamız icap eder. Bu fitneye mani olmanın tek yolu evlilik midir baba? Biz daha evvel türlü fitnelere maruz kaldık baba. Lakin hepsini kılıcımızla bastırmadık mı? Oğul, öyle fitneler vardır ki onları kara pusatla bastırmaya çalışmak daha büyük felaketlere yol açar. Şimdi bu fitneyi kuranların da bizden beklediği budur. Ağzı zehirli yılanları, pençesi kanlı akbabaları bertaraf etmenin en iyi yolu akrabalıktır. Bunu sizin istikbaliniz için de yaparım. Konya, Moğolların ve basiretsiz idarecilerin tahakkümü altında. Biz yeni bir devletin tohumlarını attık. Yaşadığımız bu zorlukların hepsi yeni devletin doğum sancılarıdır. Tohumunu attığımız bu devleti belki biz göremeyeceğiz. Lakin kader-i ilahide bu size nasip olmuşsa sizler o devleti göreceksiniz. İşte o vakit böyle fitnelere maruz kalmamanız için uğraşırım. Olsaydı peşine düşeceğimiz izi bilirdik. Ben bu işi yapan az çok tahmin ederim. Kim? Dragos. Buralarda bu işi yapmaya cüret edecek başka kimse yok. Senin vergi kafilesine de baskın yapan oydu. Lakin bu işi yalnız başına yapmadı. Kimle yaptı peki? Oradan sağ çıkmak için Dragos'a ne vaat ettin Ertuğrul Bey? Ertuğrul. Ertuğrul Bey kaleden döndükten sonra Söğüt'e geldi. Ertesi akşam da bizimle beraberdi zaten. Nereden bu kanaate vardınız Emir Hazretleri? Ertuğrul'la beraber yaptı dediysem Ertuğrul buradaydı demedim. Hatırla, Ertuğrul'a Dragos'la ne anlaşması yaptın dediğimde geçiştirdi. Sen sorduğunda da cevap vermedi değil mi?
Kervansaray'da toplanacak vergilerin malumatını Ertuğrul Dragos'a verdi. Dragos da işi bitirdi. Bu anlaşma sayesinde de o kaleden canını kurtardı. Sence? Ben evvela bir tahkikat ettireyim Emir Hazretleri. Bahattin! Mesuliyeti sendeydi Bahattin. Şimdi Hülya Burhan Anadolu'nun vergisini sorarsa ne deriz ha? Komutan. Buraya ben de tahkikat yapmak için geldim. Adamımı gönderdim Konya'ya. Askerleri de getirecek, merak etme. Ben nasıl halledeceğimi bilirim Bahattin. Senin derini üzüp içini altınla doldurarak Hülya Burhan'a göndereceğim. Destur var mıdır beyim? Gel Abdurrahman. Lefke Kalesi'nden haber vardır beyim. Altınlar kaledeymiş. Yarısını teslim etmek için sizi kaleye davet ederler. Altınlar indedir beyim. Bunlar bizi ne sanırlar? Niyetleri beni kalede ölüm kapanına kıstırmak. Kaleye geleceğimizi bildiresin Abdurrahman. Buyruk sendir. Beyim, madem kapana kıstıracılar, neden gideceğini söylersin? Onları kendi kapanlarına kıstırmak için Bamsa. Turgut, cenk hazırlığı yapasın. Dragos'a öyle bir darbe indireceğiz ki, körelmiş zannettiği pusatlarımızın ne kadar keskin olduğunu görecek. Buyruk senin beyim. Bamsa. Sen de alpleri toplayasın. Sırtlan sürüsü kervansarayı inedinmiş. O vakit kurt pusu da gerek. Eyvallah beyim. Beyim, Emir Bahattin'in de işini bitireceğim. Onun için hemen bitirmeyeceğiz Bamsı. Evvela ondan öğrenmemiz gereken mühim bir bilgi vardır. Nedir beyim? Albastı. O kanı bozuğun kim olduğunu bir an önce öğrenmemiz icap eder. Eğer onu yakalayabilirsek, Moğolların Türkmen obalarına yaptığı katliamları da durdurabiliriz. Türk obalarını mukavemet için toplamamıza da mani olabilir. Bir an önce bulunup öldürülmeli. Sandık dedik, bulamadın. Bizi defalarca oyaladın. Altınımıza sahip çık dedik. Koskoca kervansarayı muhafaza edemedin. Senin yerine emir mevkiine it koysak daha faydalı olurdu. Komutan, Konya'dan askerler gelecek. Bütün tahkikatları yaptıracağım. Size söz. En tez vakitte altınları da katilleri de bulup getireceğim. Gayrı senin oyalamalarına karnımız toktur. Verdiğimiz hiçbir işi beceremedin. Cezanı çekeceksin. Nökerler! Bunu halıya sarın. Atlarınızın altına atın, tepelesinler. Ertuğrul! Durun! Ertuğrul var bu işin içinde! Getirin. Bu işin Ertuğrul'la ne alakası vardır? Sandığı onun aldığından şüphelenmedik mi? Devriye birliğini de ortadan kaldırdı. Bu işin altında Ertuğrul'un parmağı var. Bana mühlet verin, ben size ispatlayacağım. Her işin arkasında Ertuğrul var dersin. Kendi beceriksizliğini örtmek için Ertuğrul'un üstüne atarsın. Sana her türlü yetkiyi verdik. Madem öyle, imdiye dek neden Ertuğrul'u bitiremedin? Az kaldı. Çok az kaldı. Bu işi ancak ben halledebilirim. Beni ortadan kaldırırsanız Ertuğrul, bu işten yakayı yırtar.
Nökerler. Bunu bir odada hapsedin. Daha sonra düşüneceğim. Albası. Sen kal. Konuşacaklarımız vardı. Mengü. Hanımım. Bilirdin değil mi? Neyi hanımım? Bana oyun etme Mengü. Ablama da sordum, sana da sordum. Reddettiniz. Ertuğrul Bey'in onu isteyeceğini bilirdin. Arkamdan iş çevirdiniz. Bilmezdim hanımım. Yemi içerim bilmezdim. Nereye gittiğimdi o? Nerede dedim? Söğüt. Söğüt'e gitti. Ertuğrul'a iyice yanaşmaya gitti ha. Ne yaparsa yapsın bu iş olmayacak. İkinize de bunun hesabını soracağım. İmdi defol git gözüm görmesin. Elimden bir fenalık çıkacak. Defol. Gelesin nereye Bilge Hatun? Hoş gelmişsin. Hoş gördük. Ertuğrul Bey. Beni ağabeyimden istemen obamda yanlış anlaşılmalara sebep oldu. Herkes bir şey der. Hiçbir umurumda değildir. Lakin bir şey merak ederim. Sor hele. Ağabeyimden beni istemen nedendir? Ağabeyin de, ben de iki obanın kardeşliğini, birliğini yüceltmek isteriz. Bunun için seni istemeyi münasip gördüm. Beni istemenin tek sebebi İki obanın menfaati midir sadece? Otağında bana yer vermek istersin. Ya gönlün? Gönlünde de bana yer var mıdır? Gönül iradeye tabi değildir Bilge Hatun. Ne gönle bir sevdayı nakşetmek kolaydır, ne de bir sevdayı silmek. Bizim izdivacımız iki obanın birliğinin mihenk taşı olacaktır. Biz böyle yüce bir gaye için evliliğe rıza göstermişiz. Mühim olan budur. Ya ağabeyim olmaz derse? Ağabeyin de iki obanın bir olmasını istemez mi? Eğer o da niyetinde samimi ise buna rıza gösterecektir. Peki evlatların? Onlar beni kabullenebilecek mi? Elbette yıllar sonra otağa bir hatunun girmesi onlar için kolay olmayacaktır. Alışmaları biraz vakit alacaktır. Ya sen? Sen onlara sabır gösterebilecek misin? Ertuğrul Bey, bilesin ki ben senin muradına rıza gösterirken ne olacağını bilirdim. Ben kararımın arkasındayım. Dilerim ki sen de muradının arkasında durasın. Kişioğlu bu cihanda ahdi kadar vardır Bilge Hatun. Ettiğimiz kelamların her daim arkasındayız. Allah hepimiz için hayırlısını nasip etsin. Amin.
Müsaadenizle. Osman, ne vakittir görmedim seni. İyisin inşallah. Hiç iyi değilim. Hayırdır? Bir de sorar mısın? Seni dost belirledik, otağımıza aldık. Bey kızıdır dedik, hürmet gösterdik. Lakin otağımıza hatun olmak, anamın yerine kurulmak istermişsin. İşte bu olmaz. Beni töhmet altında bırakırsın. Bu işte karşılıklı rıza vardır Osman. Benim rızam yoktur. Senin yerin bizim otağımız değildir. Kendi otağında kal. Bir bakarız casus olursun. Bir bakarız düşman olursun. Tam affettik deriz. İmdi de gelip otağımıza hatun olmaya kalkarsın. Bu da yeni oyunun mu? Biz ne vakit birbirimizi dinleyip anlamadık, o vakit sıkıntı oldu. Ancak birbirimizi dinleyip anlayınca hakikati bulduk. Fevri davranmayasın, bir dinleyiz. Her şey ortada değil mi? Daha ne dinleyeceğim? Anlayacağım, anladım ben. Gayri söze lüzum yoktur. Yıllardır sevdanı gönlümde, yaşmağını göğsümde zırh gibi sakladım. Bana emanetin olan üç evladımızı fidan gibi büyüttüm. Otağımız, obamız ve yüce gayemiz için gece yatmayıp gündüz oturmadan mücadele ettim. Şimdi ne yaparsam yine yüce gayemize halel gelmemesi içindir. Şu gelimli gidimli, sonu ölümlü cihanla gönlüm senden gayrısına meyletmedi. Ben sevdamı senin toprağına gömdüm. Ahdime sadık, vuslatı ahirete sakladım. Bahattin'in söyledikleri için ne dersin? Sence de bu işin arkasında Ertuğrul mu vardır? Emir Bahattin 40 tilkinin kuyruğunu birbirine bağlayıp bir tahmin yürüttü. İşin sonunda Ertuğrul da çıkabilir. Lakin tahminle değil, ipucuyla yürümek gerekir. Bu işi de Emir Bahattin nasıl yapacağını bilir. Bahattin değil. Sen yapacaksın. Ben mi? Evet, sen. Bugüne dek verilen bütün emirleri layığıyla yerine getirdin. İsyancı obaları kılıçtan geçirdin. Hepsine korku saldın. Şimdi de bu işin peşine düşeceksin. Ertuğrul'u bitireceksin. Ya Emir Bahattin? Emir Bahattin bitti. Bir müddet bizde kalacak. Cezası kesilecek. Sen vazifene bak. Ertuğrul'un kardeşleri hala hayatta. Sandık ortada yok. Vergi meselesi... Hepsini sen halledeceksin. Ertuğrul'u sen bitireceksin Albastı. Ben ne yapacağımı iyi bilirim. Merak etme. Albastı. Vazifeni yerine getirirsen uç beyi olursun.
Eğer vazifeni yerine getiremezsen ordularımızı alırız. Sadece Ertuğrul'a değil, senin obanı da çiğneriz. Bir daha sakın bana Albastı deme, komutan. Bu adın ardında yüzlerce adam var. Hepsi de öldürmek için bekler. Benim adım Beybolat. Eğer bir daha bana Albastı dersen, Albastı olurum. Bütün hazırlıklarımız tamam efendim. Kalede hiç bu kadar kalabalık olmamıştı. Ertuğrul ve alpleri kaleye girdikleri zaman bir daha asla çıkamayacaklar. Ortak olduğumuz için sayıca az gelecekler. Görüyor musun? Ortaklık ve karşılıklı güven ne kadar değerli. Efendim. Ertuğrul'un büyük bir savaşçı olduğunu söylemiştiniz. Ona özel bir ölüm şekli düşündünüz mü? Bu konularda plan yapmayı sevmem. Anın tadını çıkartmayı severim. Ama kafamda var bir şeyler. En azından ölmeden önce ona Söğüt'ü dar eden komutan Dragos'un gerçek kimliğini göstereceğim. Dikkate bile almadığı, aklının ucundan bile geçmeyen Zangoç'un onun sonunu getiren kişi olduğunu öğrenince belki de kendiliğinden ölür. Önce Ertuğrul'un canı. Kalabalık ve kana susamış bir orduyla Söğüt. Sıra imparatora da gelecek. Ve böylelikle İmparator Dragos. İmparator Dragos! İmparator Dragos! Hepsini sessizce öldüreceğiz. Buyruk senin beyim. Baskını duyarlarsa altınları kaçırabilirler. Okçular, benden işaret bekleyin. Thank you.
Bekliyorduk. Hatun'la çocuğu dışarı çıkarın. Emin olur benim. Ne yapacaksınız bana? Öldüreceksen öldür! Balalar, bugün Allahü Teala'nın hangi Esma-ül Hüsna'sını mütalaa edeceğiz? Bu defa benim en çok merak ettiğim Esma'yı hocam. El-Alim ismi şerifini. Merak, alimlerin asasıdır Aybars. Allahü Teala hem merakınızı hem de ilminizi artırsın. Amin. El-Alim Celle Celalu. Yani yarattığı her şeyi en gizlisinden en aşikarına değin bilen. Dudakta söylenenden kalpte gizlenene kadar tüm teferruatı kuşatan, ilmi ezeli ve ebedi olan. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Allahü Teala'nın ilk buyruğu şöyledir. Estağfirullah, ikra. Yani oku. Ben de kitap okumayı çok severim hocam. Maşallah Aybars. Lakin bu oku emrindeki tek kasıt kitap okumak değildir. Ya neyi okumaktır hocam? Kainat nizamını okumaktır. İlimle donandıktan sonra bu nizamı tefekkür etmektir. Ali İmran suresi 191. ayet-i kerimede Rabbimiz şöyle buyurur. Onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yatarken Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünürler. Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Seni tüm eksikliklerden uzak tutarız. Bizi ateş azabından koru derler. Etrafımızda Allah-u Teala'nın yarattığı şeylere ibret nazarıyla bakın. Canlı ve cansız tüm mahlukatta Allah-u Teala'nın El-Alim ismi şerifinin tecellisini göreceksiniz. Mesela uzuvlarınız nasıl kusursuz bir muvazeneyle yaratılmış değil mi? Kulaklarımız duydukları hususunda biraz daha hassas olsa etrafımız gürültüden çekilemez bir hale gelirdi. Burnumuz daha keskin koku alsaydı, kim bilir ne kadar rahatsız olurdu. Rabbimizin El-Alim ismi şerifinin derinliğini tabiatta da temaşa edebilirsiniz. Birbirine benzemeyen bin bir çeşit hayvanat ve nebatat. Bunların üzerine nakşedilen renk ve desenler
onun ilminin yüceliğini haber verir. Yüce Allah bu yarattığı nizamı görmemiz için bizlerden kainatı okuyacak ilme vakıf olmamızı ister. Zira hadisi şerifte buyrulur ki, ya öğreten olun, ya öğrenen. Ya dinleyen olun, ya da ilmi seven olun. Lakin sakın beşincisi olmayın, helak olursunuz. Bütün bu ilimlerden maksat, kişinin kendisini bilmesidir. Hadis-i şerifte buyrulur ki, nefsini bilen Rabbini bilir. Kendinizi bilirseniz, istidadınızı keşfedersiniz. O istidadı tekamül ettirerek, rızayı ilahi istikametinde fayda sağlarsınız. Bakın, mesela İbn Sina, tababet ilminde istidadını keşfetmiş ve hekimlikte tüm cihanı kendine hayran bırakacak bir hekim olmuş. İlmi siyasette derinleşen Nizamül Mülk, liyakatiyle üç büyük sultana vezirlik yapıp Selçuklu mülkünün direği oldu. El Cezeri, Cebir ve Hendese'yi birleştirip akılların sınırlarını zorlayan nice icatlar yaptı. Bu icatlardan biri de abdest alma aletidir. O nasıl bir alettir hocam? Vakti gelende size onu da anlatacağım. Hükümdar olacak kişi dahi kainatı ve nizamı iyi okumalı, ahalisinin ihtiyaçlarını iyi bilmeli, alimlere hürmet göstererek zağlı kılıcını kutlu kitabın emrine vermelidir. Siz de istidatlarınızı fark edip tekamül ettirirseniz, alemi İslam'ı her cephede mamur edersiniz. Sakın ha, böyle büyük adamlar şu bir avuç söğütten çıkar mı demeyesiniz. Bugün söğüt bir uç toprağıdır. Kim bilir, belki yarın hudutlarını 7 iklime kadar genişletecek bir devlet ocağı olacaktır. Eğer isterseniz ve çalışırsanız, kainata nizam vermek size nasip olur. Ve alem adalete sizinle kavuşur. İnşallah. Ve unutmayın ki, eğer Allahü Teala dilerse, damlalar derya olur. Hoş geldin hanım. Pek hoş gelmedin Mengü. Hayır olsun. Ne yapsam, ne etsem, ne bacım Sırma'yı, ne Osman'ı ikna edebilirim. Kimse beni anlamaz. Ertuğrul Bey sana talip olduğunda ne yapacaktın? İçindeki yangına rağmen istemem mi diyecektin hanımım? Müsterih olasın. Yüreğinin sesini dinleyip rıza gösterdin. Sen doğru olanı yaptın. Vakit her bir şeyin ilacıdır. Hepsi düzelecektir inşallah. Benim kendi rızamdan şüphem yoktur. Lakin bir de bunu anlatmak var. Benim şahsiyetime, haysiyetime laf ederler Mengü. Boynuna ne oldu sen? Sırma yaptı değil mi? Gösteririm ben. Boş ver hanımım. Öfkesini kusacak yer arardı, beni buldu. O iyilikten anlamaz. Bırak, bırak gideyim. Kurbanın olayım. Sırmayı bilirsin. Kin tutar.
senden tek bir dileğim var hanım. Eğer bu hayırlı iş olur da Kayı Obası'na gidersen beni buralarda bırakma. Yoksa sırma yaşatmaz beni. Merak etme Yasin Mengü. Ben seni yalnız başına koymam buralarda. Ama şimdi bırak gideyim. Ben ne edeceğimi bilirim ona. Haydi. Şimdiye kadar çoktan gelmesi lazımdı Ertuğrul. Nerede kaldı bu adam? Ne oldu? Bu sandık ne? Efendim. Nöbetçi askerlere verip size iletmemizi istediler. Tara! Bu nasıl olur? Ertuğrul! Biz onu kalede avlamayı beklerken o bizi çoktan avlamış bile. Uranus! Bu nasıl olur? Bu nasıl olur? He? Mahzeni nasıl buldular? Senin adamların ne işe yarar? Bunu telafi edeceğiz efendim. Hayır. Sizden hiçbir şey beklemiyorum. Siz kalede askercilik oynayın. Ben kendi işimi kendim görürüm. Ne yapacaksınız efendim? Artık oyun yok. Bugün Han'da Ertuğrul'u öldüreceğim. Bu oyunun sonu Ertuğrul'un ölümüyle bitecek. Bugün artık ne zangozum ne de komutan Dragos. Yalnızca ecelim. Bugün Ertuğrul'un ecelim. Alp kişi daim tedbir ve tedarikte gerek yiğitler. Bu akşamki vazife çok mühimdir. Alpliğinizi bir de çetin bir vazifede sınayasınız. Sağlam pusat, kavi cesaret. Bir de sırt sırta verecek sağlam bir dost olduktan sonra kayıya yaraşır alplar olduğumuzu gösteririz beyim emirallah. Bu dediğinden şüphe yok da bunlar kafi midir yaraşır alp olmaya Süleyman? Çevik bir at, sağlam zırh. Evvela akıl gerek evlat, akıl. Yiğitlere er meydanı ömürlüktür evlatlar. Karşınıza türlü türlü düşman çıkar. Bazen yalın kılıç kafidir düşmanı yenmeye. Bazen de sulh edersiniz ki daha büyük cenge hazırlanmak için. Her cenge aynı düzenle girerseniz bir müddet sonra düşman sizin ne yapacağınızı ezberler. Ve gün gelir sizi nasıl yeneceklerini öğrenirler. Bu sebeple aslan gibi cesur olsanız da akledip kurnazlığı da öğrenmeniz icap eder. Bir aslana sırtlan da düşmandır, çakal da. Bunların aslanı yenme ihtimali var mıdır? Aslan her ikisinden de güçlü. Sırtlana da gücü yeter, çakala da. Lakin ikisi de aslanı yok etmek için bir araya gelirse o vakit aslan ne yapacak? Yiğitler, cesaret her aslanda bulunur. Lakin akıl hepsinde bulunmaz. Akılsız aslan cesaretine sığınıp ikisiyle aynı anda kapışır. Böyle olunca da yorulur. Belki yaralanır. Pençesi hırpalanır. Belki de ölür. Lakin akıllı aslan ikisiyle de aynı anda cenk etmez. Evvela onları birbirine kırdırır. Ortaya bir yem atar. Çakallarla sırtlanlar bu yemi kapmak için birbirleriyle kapışırken
akıllı aslan pusuda bekler. İki düşmandan biri diğerini yok edince aslanın düşmanı azalır. Ve vakti geldiğinde de o tek kalan düşmanı pençesiyle indirir. Düşmanın 100 türlü hilesi varsa sizin 1000 türlü hileniz olacak. Şimdi anladınız mı bir alp nasıl olmalıymış? Kurt gibi kuvvetli ve atılgan, aslan gibi cesur ve akıllı. Pars gibi de hızlı. Hay maşallah benim yüklerim. Haydi bakalım. Geçin vazifelerinizin başına. Haydi Abdurrahman. Biz de pazara gidip teftiş edelim de ahalinin maruzatlarını dinleyelim. Buyruk senindir beyim. Sen ne yaptığını sanırsın? O Mengü'nün halin öyle. Ne işler çevirdiğinizi bilmez miyim sanırsın? Bu rezaletten onun da haberi yok mudur? Arkamdan iş çevirdiniz. Sözlerini iyi tart Sırma. Sabrımı tüketme. Tartmazsam ne olur? Yalan mı söylerim? Şimdi de Ertuğrul Bey'in yanından gelmez misin? Kararından dönmesin diye iyice yanaştın mı ona? Anlatırım anlamazsın. Gidip hıncını masum bir kızdan çıkarırsın. Bu iş senin anladığın gibi değil. Bırak lakırdıyı abla. Madem anladığım gibi değildir, Akmaca gibi atılıp da neden kabul ettin? Ertuğrul Bey'in yanına ne ettin onu söyle. Beni isteyeceğinden haberim yoktu. Neden istemiş onu öğrenmeye gittim. Nedenmiş? De hele de biz de bilelim. Öyle münasip görmüş. Murad eden odur. Daha fazla cevap istersen Ertuğrul Bey'in kendisindedir. Bu bana edilmiş bir hakarettir. Ne yaparsan yap bu iş olmayacak. Ağabeyim seni Ertuğrul Bey'e vermeyecek. Bundan gayrı anlayıp anlamaman umurumda değil. Bir hesabın varsa gel benimle gör. Kararı verecek olan da sen değilsin. Ertuğrul Bey istedi. Ben de rıza gösterdim. Bu iş burada bitti. İşte o kadar. İlbilge Hatun, Bey Hatun'u olarak obamıza, otağımıza gelip kurulduğu zaman sen ne edeceksin? Bütün koyunlar kırkıldı Selcan Hatun. Ertuğrul Bey'imiz de İlbilge Hatun'u istemiş. Şükür. Bey otağına yaraşır bir bey hatunu gelecek inşallah. Elin işte lakin ağzın laf dayı debelenir Hafsa Hatun. Sana mı düştü otağın meseleleri? İşine bak. Haşa. Bana düşmedi elbet. Lakin düşünürüm de İlbilge Hatun pek bir yakışacaktır bey otağına. Ah Hafsa Hatun ah. Bilemezsin elbet. Bey Hatun'u görgü ister, asalet ister, töre ister.
Hem bu acelen ne ki? Dibi görünmeyen tastan su içilmez. Sonra kursağında yumruk olur, bak böyle kalırsın. Koca Umuroğulları'nın bey kızı. Töre de bilir, görgü de. Nelerin üstesinden tek başına geldi. Oba hatunluğunu da pek âlâ yapacaktır. Sana mı düştü bey hatunluğunu tartıp ölçmek? Hı? Anlarmış gibi. Anlamam da. O vakit bunca senedir oba işlerini kim yürütür? Kim çekip çevirir? Sen gelmeden evvel tek kelam şikayet olmadı. Lakin sen geldin geleli her şeyden şikayet edersin. Sen oba hatunuysan, iyi bilge hatun hayli hayli yapar bu işi. Bu tamamdır. Nereye koyayım Selcan Hatun? Lafın uzuna idrak size edilirmiş. Kaç defa demedim mi sağ tarafa konacak diye? Çık! Hoş geldiniz bey, hoş geldiniz. Hoş gördük. Nerelerdeydin Zangoç? Papaz efendinin verdiği bir vazife vardı. Onunla ilgilenirdim bey. Ne vazifesiymiş? Yoksul Hristiyan ailelerin evlerini gezdim. Sizin verdiğiniz yardımları dağıttım. Ortalardan çok kaybolmayız. Alplerde altınları söylediğin yere saklayacaklar. Hediyeyi gönderdiniz mi Dragos'a? Gönderdik beyim. Hem de tara etini gönderdik. Beyim. Bunlar Mikis'in karısı ve çocuğudur. İyi misiniz? Size çok minnettarız beyim. Tanrı sizi korusun. Siz olmasanız o mahzenden bizim ölümümüz çıkardı. Baban nerede? Onu çok özledim. Ona kavuşabilecek miyim? Kavuşacaksın evlat. Kavuşacaksın. Haydi Turgut, sen götür onları. Bir kese de altın ver. İki alp ver yanlarına. Söğütten çıksınlar. Eyvallah abi. Haydi, haydi. Bamsı, nihayet Ertuğrul Bey düğün edecek. Toy kurulacak. Obamıza yeni hatun gelecek inşallah. İnşallah, inşallah. Hayırlısı olsun Hafsam, hayırlısı olsun da... seni bu işe pek mi memnun görürüm. Gören de sen düğün edeceksin sanır. Neden bu kadar sevinirsin diyesin hele. Nasıl sevinmem Bamsı? Düğün demek yeni bey hatunu demektir. Yeni bey hatunu demek de Selcan Hatun hükmünün kırılması demektir. Ya Hafsam, Selcan Hatun'un derdi hatunluk değildir. Bilmez misin? Moğollar obasını talan etmiştir, ailesini dağıtmıştır. Hem bu Umuroğullarının Moğollara boyun eğdiğini düşünür, ondan kaygılanır. Bu yüzden Umuroğullarını pek sevmez. Öyle deme Bamsı.
Hükmü elden gidecek diye için için yay gibi gerilir. Bilirim ben. Ya hatun, hatun. Nice cenklerde savaştım. Çeşit çeşit casus, anlı şanlı düşman gördüm. Lakin siz hatun kısmı gibisini görmedim. Hey Allah'ım, sen bize yardım edesin. Sen bize yardım edesin Allah'ım. Ertuğrul Bey daha iyi bilir lakin bu umur oğullarıyla akraba olmak beni de huzursuz eder. Benim de bir türlü aklıma yatmaz İlbilgi Hatun'un evlilik işi. Benim derdim akrabalık değil, başkadır. Hem umur oğulları, Moğolları... Yeter! Tutturmuşsunuz bir evlilik de evlilik. Her kısmına bu kadar çene çalmak yaraşır mı kardeşler? Hı? Aramızda öylesine konuşurduk abi. Konuşmayacaksınız Osman. Yeter bu kadar. İlbilgi Hatun'dan nefret edilmesi gerekse hepinizden evvel ben ederdim. Hepiniz şahitsiniz neler yaşadığımıza. Lakin o adaletin peşinde olduğunu ispatladı. Umuroğullarıyla akraba olmanın yararını, zararını babam düşünmeyecek de siz mi düşüneceksiniz? Ben imdilik olanı biteni seyrederim. Herkes de öyle yapacak. Anlaşıldı mı? Bamsı Altbaşı bizi bekler Süleyman. Hazır değil misin hala? Zırhımı bağlarım Gündüz. Moğollar kaçınca mı bağlayacaksın zırhını? Çenen değil elin çalışsın haydi. Seni çok özledim. Ben de oğlum. Ben de seni çok özledim. Bundan gayrı hürsün bir kez. Ertuğrul Bey'im seni azat etti. Hatunun ve evladını alıp dilediğin yere gidebilirsin. Alasın. Bir daha da Söğüt'te görünmeyesin. Alpler gideceğiniz yere kadar size eşlik edecekler. Tanrı sizi korusun. Size ettiğim onca şeye rağmen bana ailemi verdiniz. Keşke böyle olmasaydı.
Hadi uzatma gayrı. Olan oldu. Sen hatununla evladına dua edesin. Ertuğrul Bey'im sana merhamet gösterdiyse... masum evladın da hatunun içindir. Tanrı Ertuğrul Bey'i korusun. Hadi. Ne düştü öyle? Zangoç, sana diyorum, ne düşürdün? Şerbet testisinin tıpası düşmüş. Buldum. Tamam. Kaç kişi bekler Bamsal Paşa? Bir bölük döker vardır Süleyman Alp. Bir bölük döker. Hepimiz Moğol kıyafetine bürünüp içeri öyle gireceğim. Aslanlar. Aslanlar. Gel. Çok yorgunsunuz. Size şerbet getirdim. Kalsın. Canım isterse alırım.
Gel hele bey, Bolat Bey. Hoş gelmişsin. Buyur hele. Sen çıkabilirsin Zangoç. Ne oldu kervansarayda? Moğollar Emir Bahattin'i kervansaraya hapsettiler. Muhtemelen işkencededir. Bak bey Bolat Bey. Moğollarla iş yapanın sonunu kendi gözlerinle gördün. Onlar kimsenin gözünün yaşına bakmazlar. Emir Bahattin'e kim bilir neler edecekler. Derisini yüzüp altınla dolduracaklarmış. Ne tuhaf adetleri var. Senin de sonun böyle olur. Tabii eğer kendi gücüne ve töreye dayanmaz da onlarla işbirliği edersen. Bir uç bey nasihatı. Nasihatlerim benim için kıymetlidir. Şimdi gelelim öbür meseleye. Bacım İlbilge'yi Allah'ın emri, peygamberin kavliyle benden istemişti. Yarım kalan işi bitirmek için geldim. Dersiniz. Al bu mektubu. Baskın yaptığımız kervansaraydaki Moğol komutanına götür. Artık oyun da yok planda. Emredersiniz efendim. Bakalım o bana yıldırım gibi çökecek Moğol ordusunu nasıl durduracaksın Ertuğrul? Senin de, İlbilge'nin de rızası vardır madem. Kayılar gibi büyük bir obayla ve senin gibi şanlı bir beyle akraba olmak bize de şeref verir. Bacım İlbilge Hatun'u sana vermeyi kabul ederim. Eyvallah bey Bolat Bey. İki obaya yaraşır bir toyla tez vakitte bu işi bitireceğim. Gayri akraba olacağız. Bundan sonraki münasebetlerimiz bu bağ üzerinden yürüyecek. Her iki tarafta gereği neyse yapmalı. Evelallah usul erken biliriz Ertuğrul Bey. Hiç tasa etmeyesin. Umuroğlu obasında alınacak kararlar bizi de bağlayacağı için bizim de rızamızın alınması mühimdir. İki oba arasında daim işbirliği olmalı. Gayrı Uç Bey'imiz akrabamız olacak. Onun rızası dışında adım atmayız evelallah. Siz bu hukuka zeval getirmedikçe biz de her daim sizleri kanatlarımızın altında tutarız. O vakit izdivacınız hepimize kut versin. Amin. Ağzım dilim kurudu Ertuğrul Bey. Müsaade var mıdır bir çamçak içeyim? Buyur Ersin, buyur hele. Benim haberim olmayan bir irtibata girmeyesin bey Bolat Bey. Senin vazifen vergileri toplamaktır. Bunu da benim gözetimim altında yapacaksın. Moğollarla başka ne işim olabilir ki Ertuğrul Bey? Bahattin'i çiğneyip atacakları malum.
Sana ellerini uzatmak isteyebilirler. Her şeyden haberim olsun isterim. Zaten peşinde olduğum bir adamları var. Eğer onu ele geçirirsem Moğollara büyük darbe indirmiş olacağım. Kimmiş bu? Albastı. Eline aldığı Moğol kılıcıyla Türkmen obalarında katliam yapan bir hain. Hiç işitmedim. Bu hususta her türlü yardıma hazırım Ertuğrul Bey. Müsaade var mı? Eyvallah. Bamsı'yla alpler kervansarayın yakınlarına pusulandılar beyim. Baskın için bizi beklerler. Dibimize kadar sokuldular Turgut. Artuk Bey gibi nicelerini zehirlediler. Gayrı sürünen yılanlar süzülen kartallara yem olacak. Haydi. Hiç adam doğradın mı Zankoç? Hoş geldiniz beyim, hoş geldiniz. Sana derim. Hiç adam doğradın mı Zankoç? Ben adam doğramadım beyim. Ben zavallı bir zankoçum. Ben bilmem. Adam doğramak böyle koyun eti doğramaya benzemez zaten. Önce şah damarını kesersin. Kan oluk oluk akmaya başlar. Kanla beraber senin öfken de akar. Eğer pusatın iyiyse kemiklerine kadar doğrarsın. Tutmayanlar. Sana malumat getir demiştim. Lakin sen sözünü tutmadın. Nerede malumat Zankoç? Nerede? Beyim sözümü unutmadım. Sadece verilecek malumat yok bu aralar. Yoksa neden getirmeyeyim, neden vermeyeyim beyim? Ortalık böyle kaynarken nasıl malumat olmaz ha? Ertuğrul o Kefere Kalesi'nden bir anlaşma yapıp döndü. Ertuğrul ne anlaşma yaptı Zankoç? Hadi bize söylemez.
adamları da mı bilmez? Ha? Ben bilmem beyim, nereden bileyim? Zangoç. Senin işin bunları bilmek. Unuttun mu? Kimin ne bildiğini öğrenmek. Ve bana getirmek. Ertuğrul ne anlaşma yaptı? Başka neler saklar? Hepsini öğreneceksin. Sonra da bana gelip söyleyeceksin. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Anlaşıldı. Yoksa seni bu tahtaya koyar. Dilim dilim doğrarım Zangoç. Ne oldu böyle birdenbire? İçim kıyılır. Hele şuradan bir elma ver. Sulu olsun. İçimin yangını dindirir. Buyur bey. Beyim. Benim de gönlümü hoş etseniz. Elbette. Aç bakalım abicim. Al sana mükafat. Senin mükafatın şu anda bu tahtanın üstünde olmamandır Zangoç. Haydi. Malumat getirmeyi unutma. Anlaşıldı. Senin de zamanın gelecek be Polat. Senin de zamanın gelecek. Doğru dersin abi. Doğru dersin de. Ne edermiş benim yiğitlerim bakalım. Ne edelim nene? Babamın ettiğini görmez misin? Onu düşünürüz. Bir de sen anlat nene. Ben söylerim söylerim anlamaz. Geç bakayım. Geç hele. Bana söyle bakalım kurt bakışlı. Nedir seni böyle kaygılandıran? Ana deyince sen gelirsin aklıma nene. Ben senden başkasını ana bilmem. Gece kalktığımda, hasta olduğumda, başucumda, yarımda senden başka kimsecikler yoktu. Ben şimdi başka bir hatunu nasıl ana bilirim? Hay nene kurban. Yine buradayım yiğidim. Yine yanınızdayım. Bak. Babam onca işin arasında bunca yıl evlenmedi. Sizi de hiç ihmal etmedi. İndi icap etmese onca yıl sonra evlenir mi? Sizin hayrınız olmayan bir şeye tenezzül eder mi? Gün ola, harman ola. Sizler babanıza yaraşır evlatlar olarak sabırla bekleyesiniz. Thank you.
Allah'ın emri, peygamberin kavliyle İbilge Hatun'u ister. Tabii onun da rızası varsa. Benim de rızam vardır. Ertuğrul Bey'in teklifini kabul ederim. Ağabey. Benim Gürklü bacım ne eder böyle bir başına? Seni beklerdim ağabey. Bismillahirrahmanirrahim. Göz üstüne kirpiğini devirip ne düşünürsün? Bilge ablam Ertuğrul Bey'in yanına gitmiş. Kim bilir ne konuştular. Sen müsterih olasın bacım. Bırak ne konuşurlarsa konuşsunlar. Seninle kıldan ince, kılıçtan keskin bir oyun edeceğiz. Lakin de hele. Her daim olduğu gibi yine ağabeyinin yanında mısın? Mavi gök titreşip şu Yağız yerin üstüne çullansa senin yanından ayrılmam ağabey. Sen de bacın emir bellesin. O vakit has dur. Ey belle. Ertuğrul'un devletimizi zor vaziyete sokacak bir iş ettiğinden şüphe ederiz. Zira Moğolların peşinde olduğu mühim bir mesele var. Bunu ortaya çıkarma vazifesi de ağabeyine verildi. Eğer muvaffak olursak buraların tek hakimi biz olacağız. Benden ne istersin ağabey? Bilirsin. Kaya otağına sızmak için Ertuğrul'un hatunu olmanı murad ederdim. Lakin gelinen vaziyette işler değişti. Ertuğrul benden İlbilge'yi istedi. Şimdi hedefimize varmak için sen de bu evliliğe rıza göstereceksin. Ağabey, bunu benden nasıl istersin? Ablama demediğim laf kalmadı. Hem ablam seni çiğneyerek törelerimize yakışmayacak bir iş etti. Onun muradını erdirip mükafatlandıracak mısın? Sırma. Bütün bu yapılanı ben dahi sineye çekerim. Düşünmez misin? Niçindir bunlar? Ne içindir abi? Diyesin o vakit. Obamız ve vazifemiz için. Vazifeyi yapabilmemiz için bu elzemdir. Aksi halde Moğollar taş üstünde taş, gövde üstünde baş bırakmazlar. Hepimizi keserler. Anlaşıldı mı bacım? İlbilge'ye hiçbir şey olmamış gibi iyi davranacaksın. Öyle ki kaya obasına rahatlıkla girip çıkabilesin. Ve ağabeyinin emirlerini de yerine getiresin. Sen öyle dersen öyle olur abi. Şimdi kararımı ona da söyleyeyim ki oyunumuz başlasın. Size verilmesi için bir mektup varmış.
ellerine ne buyruk geldi. Nökerlerinizi öldürüp altınları çalan Ertuğrul'dur. Altınların orada toplanacağını bilen az kişiden biriydi. Bizimle altınları almak için anlaştı. Fakat sonra bize ihanet ederek hepsini kendisi aldı. Bana inanmazsanız ordumuzla Söğüt'ü basın. Çalınan altınları orada bulacaksınız. Komutan Dragos. Ertuğrul. Gel İlbilge. Beni çağırmışsın. Ertuğrul'un benden istediğini düşündüm. Seni rızan olmayan bir evliliğe sürüklemenin manası yoktur. Hem Ertuğrul Bey hem de ben obalarımızın selamet ve selayeti için yaşarız. Bunun için de kavli karar ettik. Kayı Obası'nın da, Umuroğlu Obası'nın da bahtiyar olması adına yapılacak iş arada bir akrabalık bağı tesis etmektir. Zira kan bağı can bağıdır. Böylece aramıza ayrılık sokmak isteyen fetvazların da önü kesilecektir. Birbirine kenetlenen iki oba daha da bir kudretli olacaktır. Bundan mütevellit Ertuğrul Bey ile evlenmeni münasip görürüm. Hayırlı ve makul olan budur bacım. Babamızın alnına kara leke çaldırmayacağım. Bizi mahcup etmeyeceğim. Abi sen iyi misin? Tomur tomur terlersin. Hasta mısın? İyiyim bacım, iyiyim. Lakin bu işler yordu bizi. An oldu kem söz söyledik. An oldu hor bakıp kalbini kırdık. Ana hakkını helal edesin. Helal olsun abi. O ne demek? İlbilge. Ben her şeyi... Beyliğimiz için. Aç gözlerini. Abi kendine gel. Yılan!
Beyim! Beyim! Ne oldu? Beyim! Tez şifacıları çağırsın. Artuk Bey'e de haber edesin. Haydi! Dragos denen herif mektup yollamış. Altınları çalan Ertuğrul'muş. Ben size söylemiştim. Nasıl mani olmadın o vakit? Komutan, ben nereden bilebilirdim buna cüret edeceğini? Sana Ertuğrul'u gözünün önünde tut dedik. Kervansaray'ın mesuliyeti sende dedik. Lakin Ertuğrul geldi, kervansarayı bastı. Hepsi senin ahmaklığın yüzünden. Yoksa Ertuğrul'la işbirliği mi yaparsın gizlice ha? Onun buraya gelmesini göz yumdun. Altınları Dragos çaldı. Sen de Ertuğrul'la paylaşacaksın ha? O da nereden çıktı komutan? Benim böyle bir şey yapmayacağımı bilmez misiniz? O halde nasıl tedbir aldığın altınları öyle kolayca kaçırabilirler ha? Beni serbest bırakın. Hepsinin hesabını sorayım onlar. Ben yanıma ordumu alıp söğüt yapmaya gideceğim. Sana gerek yok Bahattin. Sana gerek yok. Değişim vaktidir nökerler. Bahattin'i görmeye. Sen de kimsin? Süleyman Şahoğlu Ertuğrul. Nerede ne? Git bak. Nökerler şarabı fazla mı kaçırmış?
Ertuğrul! Ver kılıcını! Gel de al. Saldırın! Baskın var. Ne baskını? Kim? Ertuğrul. Ertuğrul. Sen gitmezsen Ertuğrul gelip seni bulur. Onunla işbirliği yapıp bizi ihanet ettin. Geberik dedin! Kim? Bahattin ölme! Bahattin! Ölme Bahattin! Moğollar sana dahi acımadılar. Bari son nefesinde doğru bir iş yap. Türkmen obalarını katleden Albastı kim? De hele Bahattin!